Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza. Bir dakika, saçımı düzeltiyordum. Merhaba Eceler, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar, Pixels'ınıza hoş geldiniz. Aynı şeyi 100. defa çekiyoruz. Bu daha önceden de çabaladığımız şeyler oldu. Vlog çekmek gibi. Evet. Vlog çekemiyoruz biz beceremiyoruz. İlk çektiğimizi bambaşka bir yerde yapmıştık bundan yaklaşık bir ay önce falan. Evet. Çok da becerememiştik. Gerçekten berbattı. Şimdi iki kez çektik. Birincisinde ses kaydetmeyi unutmuşuz. Onu saymıyorum. İkincisinde abi o kadar boş ve geyik yapmışız ki yani. Gereksiz bir şekilde 30 dakikalık bir video çıkmış ortaya. Ve hiçbir şey konuşmamışız o 30 dakika boyunca. Sanki kafamız güzel gibi hiçbir şey konuşmamışız. Hani bir konuya girmişiz, o konuyu bitiremeden başka konuya atlamışız falan. Hani böyle hiç becerememişiz ya. Tamam, hiç bizlik bir olay değil. O yüzden kalite yerlerde olacak ona göre. Hani izlemeyecekseniz şu anda bitirin. Bence de yani hiç. Güzel. İzlemeyecek olanlardan kurtulduğumuza göre merak edin insanlarda. Kanada nasıl bir yer? Adlı evet. Videomuz değil mi? Evet. En son buna karar verdik. Nasıl bir yere karar verdik çünkü hani bir saattir bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani nasıl geldik, ne yapıyoruz, işte alıştık mı? Bu üç soruya sadece 30 dakika cevap verdiğimiz için sadece işte insanlar nasıl, yemekler nasıl ve alıştık mı sorularına cevap vereceğimiz bir kısa video olacak. Eğer hani başka sorularınız varsa aşağıda sorabilirsiniz. Biz de keyfimiz geldiğinde bir sonraki vlogumsu videolarda yanıtlarız inşallah. Vlog demek çünkü ayıp olur diğer vlog çeken insanlara. Evet, vlogumsu çünkü dışarıda çekiyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Biz buraya geleli 5 ay 14 gün olmuş. Bunu hesapladın mı oturup gerçekten? Şimdi baktım ayın 19'u bugün. Ha tamam, 5 ay 14 gün olmuş. Az önce sen ayları saydın. Evet. Bir önceki çekip beğenmediğimiz videoda. 5 ay 14 gün olmuş arkadaşlar. 5 ay 14 gün içerisinde öncelikle alıştık mıdan mı başlayalım, insanlardan başlayalım. Alıştık mıdan başlayalım alıştık çünkü galiba başlayalım. Diğer soruları açacak bir evet. Soru. Alıştık. Ben ilk günden alıştım açıkçası, ne yalan söyleyeyim. Ben de ilk günden alıştığımı düşünüyorum. Çünkü şöyle arkadaşlar, yani çok zaten global bir dünyada yaşıyoruz. Dünyanın globe şeklinde olmasından da mütevellit. Yani Türkiye'de ne varsa burada da var. Evet. Ve açıkçası burada ne varsa Türkiye'de de var. Yani özellikle teknolojik manada. Evet yani. Veya yaşayış anlamında var. Yani nedir? Burada da işte akıllı sokaklar yok yani. Yine şeyin trafik ışığının altındaki düğmeye basıyorsun. Sana yeşil yanıyor, öyle geçiyorsun falan yani. Aynen. Çok enteresan, acayip bir dünya değil burası da. Ama neye alışma süreci var? Buradaki insanların alıştıkları ve yaşamaya devam ettikleri bir hayat kültürü var. Evet, ona alışmaya ve şöyleler, şey insanlar kendi kapalı kutularında ben merkezler, buna okeyim. Yani herkes öncelikle kendi iyilik hali için çabalıyor. Ama bunu yaparken çok dikkat ettikleri bir şey var. Asla bir başkasının iyilik haline zarar verecek bir şey yapmıyorlar. Bu ne mesela? Araba sürüyorsunuz diyelim, yolun kenarında biri sabit bekliyorsa, yani karşıya geçme hevesinin olup olmadığını bilmesen bile duruyorsun arabayla. Evet. Ve o kişi geçmeyecekse size ben geçmeyeceğim falan diye kendi paralıyorsun anlatmak sen için. Sen de mesela ben de ağaca paralanın. Falan vurdum. Onunla böyle bir tamam diyorsun falan filan. Yani sürekli böyle bir işlem aynen. Hali var. Ya mesela bizim sık kullandığımız bir yol, bir kavşak var o yolda. Ve o kavşakta sıra size gelse bile başkalarına insanlar yol veriyorlar hani. Evet, şey ışıksız bir kavşak. Aynen, ışıksız yani, bir kavşak olduğu için. Yanılmıyorsam Vancouver'da mı yasaklanmıştı? Ne o? Trafikte birbirinize gereksiz yol vermeyin şeklinde. Emin değilim ama olabilir. Vancouver diye hatırlıyorum. İnsanlar birbirlerine trafikte o kadar fazla sen geç sen geç hayır lütfen önce siz yapıyor ki trafik tıkanıyor bir süre sonra. İnsanlar aynen. Fazla bekliyorlar. Yapmayın bunu diye bir yasa çıkmış. Yerli bir şey yani tam yerinde olmuş gerçekten bu yasa. Gerçekten öyle. Yani insanlar şöyle söyleyeyim sadece tabii ki trafikte değil her noktada inanılmaz kibarlar. Yani Kanada çıkmazımız var mesela. Kanada çıkmazı denen bir şey var. Meksika çıkmazından geliyor. Bu filmlerde insanların birbirine silah doğrulttuğu ve hani vurur mu lan geyinin döndüğü muhabbet. Onun Kanada versiyonu var. Kapıyı açıyorsun ve çok uzun bir kavga başlıyor. Önce sen, hayır önce sen, lütfen önce siz falan diye. Bu arada şeyi söylemeyi unuttu. Şimdi buradaki binaların çoğunda ikili kapı sistemi var. Yani BİM'ler gibi. BİM'lerdeki gibi aynen. Yani iki kapıyı, biriniz bir kapıyı açıyorsunuz, öbürünüz diğer kapıyı açıyorsunuz. Hadi önce siz, hayır önce siz falan diye böyle şey oluyor ki başımıza evet. Gerçekten çok gelmişliği geldi. Var. Ve hani başımıza ilk geldiğinde bayağı da uzun sürmüştü bu olay. Yani içinde bulunduğumuz durum da biraz şeydi o yüzden.
Çok da burada hani anlatamayacağım. Hem amca böyle çok şey yaptı bize, ne olur siz geçin falan diye. Biz hayır amcacım ne olur sen geç falan şeklinde, ama tabii amcacım da diyorsun, diyemiyorsun hani İngilizce. Tabii burada amcacım da yok. Yani. Dear Mr. falan gibi. Falan gibi. Please sir falan gibi böyle. Ya da monsieur falan diye monsieur, böyle. Monsieur buralarda monsieur. Biz bu arada onu da söyleyeyim, çok önemli nokta. Quebec eyaletinde yaşıyoruz. Quebec eyaletinde ana dil Fransızca. İkinci dil İngilizce. Bizim Fransızcamız henüz pek yok. Yani evet. Ece kursa gidiyor. Biraz bana bir şeyler anlatıyor falan ama yani daha gerçekten hani, yani Fransızca konuşabiliyorum diyebileceğim bir evet, şeyim yok. Evet yani kesinlikle. Ama ben mesela işte iş yerimde arada Fransız işte şoförlerin geldiği oluyor. Ben bu arada dış ticaret işindeyim. Ve hani şoförler arada şey yapıyorlar. Hani İngilizce bilmeyenleri denk gelebiliyor gerçekten. Onlarla mesela işte nasılsınız? İyi misiniz? İşte araçla tartıya gittiniz mi? Ha tamam o zaman kafa bire gelin. İşte tartıya gitmedim diyorsa işte işte şu adreste tartı var. Önce ona git sonra gel falan. Bunları söylüyorum artık mesela. Maşallah. Diyalog kuruyorum ya falan diye. Ben de her gün trene bindiğim için. Ben şöyle oturacağım. Ben de her gün trene bindiğim için Vatman İngilizcesi biliyorum ya da makinist İngilizcesi. Fransızcası. İşte, ay, Fransızcası, çok özür dilerim. İngilizcen zaten var senin. Bir de anket Arapçam var benim. Evet. Neyse yani öyle olunca alışma noktasında bir tek işte bir Fransızca ile ilgili alışamama durumumuz var bizim. Aynen. Ama o da hani tabii zamanla çözecek bir şey. Yani tabii hani, demeyeyim, 5,5 ay o da hani Fransızca olmasına alışamamak değil. Fransızcayı henüz öğrenmemiş olmamız. Evet. Öğrenmemiş olmamız. Evet. Yani onun etkisi. Onun dışında buranın alışmayla alakalı havası biraz enteresan. Yazı bence çok güzel bir yaz geçti. Çok güzel bir yazdı ya. Sıcak herhalde 35 mi gördük? 35'i gördük ama ben hiç terlemedim. Ben de hiç terlemedim. Yani havası çok nemli de değil. Kışın nemin yani %0'lara kadar düştüğünü iddia ediyorlar. Henüz daha yaşamadık. Daha yaşamadık. Şu anda da mesela hava 7 derece. Hani ama bir şu yandan fazla geliyor. Aynen, şu gerçekten fazla geldi şu bana da. Çıkarmaya düşendiğim için çıkarmadım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Güneş yaktığı için fazla geliyor. Az önce mesela gölgelik bir alandan evet, yürüyüp geldik serin. Buraya. Orada üşüdük. Aynen. Hani güzel bir havası var ya. Şu an mesela ben İstanbul'dayken 7 derecede işte ne bileyim 2 kat kalın kazak üzerine kaban falan geziyordum. Hı hı. Muhtemelen daha nemli olduğu için aynen hissettiriyor yani. Burada mesela hani ince kazak üzerime polar alıp işe gidip gelebiliyorum yani gün içinde. Ya şöyle söyleyeyim, ben şimdiye kadar burada en soğuk 2 dereceye denk geldim. Ya 2 derece de mesela sokakta şortla gezen insanlar var. Ben var. Normalde çok üşüyen biri değilimdir yani. Bu konuda yok ya havası o kadar da soğuk değilmiş dersem tamam ya Kanada'da o kadar soğuk değilmiş deyip sakın kanmayın. Ben normalde çok üşüyen biri değilim. Ama yani o da ekstrem artık. 2 derecede şortla falan gezen yani insanlar. Böyle hani insanlar da demek ki alışkınlar. Ben normal üşüyen bir insanım bence. Yani, hani çok üşüyen bir insanım da diyemem. Normal. Ama hani 2-3 derecede dediğim gibi hani ince kazak üzerine polarla yine dışarı çıkmışlığımız var. Yani hani çünkü şey gibi değil. Hani 2-3 derece gibi hissettirmemişti o kesinlikle. Evet yani ben şeye şaşırıyorum şimdi. Türkiye'de olduğunda mesela 14 derecede falan ben hani yanıma da olsa hırka alıyordum. 14 derecede burada tişörtle geziyorum yani. Tabii şu an mesela ben şu an tişörtle Türkiye'deki geziyorum. 17 derece. Şu an kaç derece hava? Hava kaç derece şu anda? 9 dereceymiş şu anda. Mesela hiç 9 gibi değil açıkçası. Şu an aynen tişörtle de otursam otururum. Gece de 1'e düşecekmiş ya. Havasına da bence alıştık ama tabii önemli olan kış havası nasıl olacak. Aynen. Ama biz müstakil evde oturmadığımız için bizim hani kar temizlemeydi, evet, ıvırdı zıvırdı öyle problemlerimiz olmayacak. Biz apartmanda oturuyoruz. Buranın kar ve çimen işleri apartman yönetimi tarafından yapılıyor. Onunla da ilgili çok büyük sorun yaşayacağımı zannetmiyorum. Bir tek arabayı temizlemek gerekecek her evet, sabah. Her sabah mutlaka arabayı temizlemek gerekecek. Burada arabanın üzerinde de kar olmaması gerekiyor. Sadece camlarında değil. Çünkü hani ani bir fren yaptığınızda ön ya da işte arka cama takırt diye düşüp bu sefer yine hani bu sefer trafik sırasında görüşünüzü engelleyebilir. O yüzden o da yasak burada. Onları tamamen temizlememiz gerekiyor. Neyse ki benim boyuma da uygun uzatılan şeysi olan bir şey aldık fırça şimdiden. Fırça aldık şimdiden. Onunla umarım halledeceğiz. Bakalım. O zaman yemeklerden oturayım mı önce? Az önce küçük bir teknik aksaklık yaşadık da biz. Şimdi yemeklerden bahsedeceğim. Bahsetmiştim. Teknik aksaklık yaşadık. Şimdi bir daha edeceğim. Ev dışında dışarıda çekmenin bir takım zorlukları var. Evet. Mesela yanından hız teknesi geçebiliyor. Falan gibi şeyler olabiliyor. Tanker manker geçiyor. Üstürülüyor aynen yani. Neyse. Arkadaşlar yemekleri şöyle söyleyeyim. Burada Türkiye'de olup da burada bulamayacağınız hiçbir malzeme yok.
Evet. Ama dışarıda tabii ki de Türkiye'de yapılan yemekleri falan bulmak gibi bir şansınız da yok. Yani bir Adana bulamazsın mesela dışarıda. Ya Adana Madana yine bence neyse. Hani Adana gerçekten yöresel bir şey. Türkiye'ye özgüden de ziyade yöresel ama yani kuru fasulye falan gibi şeyler de yok. Burada bayağı fasulyeyi suya atıp haşlayıp önüne koyuyorlar. Yani ama kuru fasulyeyi zaten ne bileyim bana dışarıda yemek çok garip geliyor. Evde yapması çok kolay bir şey değil mi kuru fasulyeyi? Bilmiyorum ben hiç yapmadım. Bence çok kolay o yüzden. Kendisi sevmediği için. Ya yapması zor veya kolay değil de şöyle düşün. Şimdi mesela çalıştığın yerde her gün mü McDonald's'a gideceksin? Yani hani bir süre sonra o da bayacağı için esnaf lokantasına giden insanlar bari insan gibi şeyler yiyeyim diyorlar. Durup durup da ulan şimdi de bir kuru fasulyeyim deyip de dışarı yemeye çıkılmaz herhalde. Var yok mu ya? Vardır var, da yani. Türkiye'de ben ona yeni duyduğum laflar çünkü bunlar abi bir kuru fasulye yesek ne güzel olur şimdi falan diye böyle. Bilmiyorum benim canım durup dururken kuru fasulye çekmedi hiç ama şöyle işteyken yiyordum işte öğle arasında gidip yiyorduk biz mesela. Yani neyse konuyu yine çok dağıtmadan. Beşinci kez çekmemiz gerekmeden. Aynen sosyo-kültürel olaylara çok girmeden. Dediğim gibi. Türkiye'de alışık olduğunuz yemekleri dışarıda bulup yemeniz zor. Yani dönerci de var, ne bileyim işte atıyorum köfteci de var. Hı hı. Lahmacuncu falan filan da var ama onun dışında normal gündelik hayatta evde yaptığımız yemekleri dışarıda bulması imkansız. Tabii. Ama o yemekleri yapabileceğiniz bütün malzemeler mevcut markette ve hani böyle bulunmayacak aman Allah'ım zor şeyler değil yani. Salça da var. Tahin hatta de yani var. Domatesin 100 çeşidi falan var. Tabii. Burada. Ana memleketi de olmasından mütevellit. Yani şimdi bileyim tahin bulduk, sarma pekmez yaprağı var. Bulduk, pekmez zaten var. Ondan sonra ne bileyim yufka bile bulduk biz burada. Hani hatta üzerinde paketin üzerinde yufka yazıyordu. Türkiye'den getirmişler. Ondan sonra ne bileyim patlıcan ezme falan bulduk. Hani yani hali hazırda Marmara Birlik zeytin bulduk. Evet. Kuru kahveci Mehmet Efendi bulduk. Hani şey gibi değil. Abi ben kokoreç olmadan yaşarım. Kokoreç de var. Evet, Toronto'da Türk Mart ya da Turkish Mart diye bir yerdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Gayet yani kokoreç satıyorlar. Aynen öyle. Yani çiğ köfte falan da satıyorlar galiba değil mi? Almak istedim. Evet. Çiğ köfte marketli de vardı zaten. Markette var mıydı? Ortadoğu marketine gittiğimizde vardı. Ben onu görmedim. İçli köfte yine çok sevmediği için benim dikkatim. Yok ben içli fark köfte etmedim. Falan da var. İçli köfte de vardı mesela. İçli köftesi bayağı iyiydi bu arada. Yani evet. Hani muhtemelen burada etin ucuz olmasından dolayı da hani bayağı da etliydi yani dolu normalden. Dolu yani işte el bombası gibiydi bayağı. Aynen. Yani şimdi ben mesela Türkiye'de yediğim içli köfteleri düşünüyorum. Evet bir Birsen'in ya da Hala'nın yaptığı içli köfte değil. Değil. Ama X bir restoranda yediğin içli köfteden daha lezzetli. Gerçekten öyle yani. Yani hani benim için ikisinin tam ortasında bir yerde. Bence de güzeldi, lezzetli. Lahmacunu çok etli. Böyle ekmeği göremiyorsun. Ekmeği biraz kötü ama yani. Lahmacunun ekmeği lavaş ekmeği gibi hani taş fırında hafif çıtırlaşmış lavaş ekmeği gibi değil. Onun yerine bazlama gibi bence. Bazlamayla pide arası. Evet öyle bir kıvam var. Pideden kastım orada hani bu şey pideler. Ama üzerinde malzeme şu olan pide. Bence bu evet, bence pide. Bu gayet anlattım Ertuğrul. Hiç senin açıklama yapmana gerek yoktu. Aynen. Beni sansürle. Birinin telefonu çalıyormuş gibi bir ses geliyor ama. Birinin telefonu titreşimde. Aynen gemiyi titreşime aldılar. Aynen. O yüzden yani yemeklerine alışamayacağımız bir durum yok ama mesela Kanada'nın kendine has çok öyle özel bir yemeği de yok bir zaten. Bir tane var, Putin var. Onun da zaten restoranı Moda'da açılmış diye duydum ben geçenlerde. Olabilir. O da yani soslu patates kızartması aslında. Aynen. Soslu ve peynirli. İçinde değişik çeşitlerini yapıyorlar. Tavuklusunu yapıyorlar. İşte evet. Biberlisini yapıyorlar. Vırız vırız bir sürü çeşit var. Güzel ama yani. Güzel bir şey ya. Ben, ya sos, benim hoşuma patates kızartması. Şey olarak bence güzel bir yemek. Hani bir de şey aslında hani Kanada'nın ama aslında içinde kullanılan malzemelerin hiçbiri tam olarak Kanada malı değil hani evet. Falan şeyi var, eğlencesi var bir yandan. Burayla ilgili çok güzel bir özellik yeme içme ile alakalı arkadaşlar. Marketten aldığınız gıda ürünlerinin vergisi yok. Vergisi yok. Evet. Hiç vergisi yok. Yani şeyse 5 dolarsa 5 dolar, 10 dolarsa 10 dolar neyse aynen. O fiyatları. Normalde aynı şekilde zorunlu hijyen ürünlerinin de şeyi evet. Yok. Mesela kadın pedlerinin vergisi yok. Benim çok garibime gitmişti o. Evet. Yani burada bu arada hani marketlere gittiğinizde gördüğünüz ürünlerin üzerine bir de KDV, bizdeki KDV hani ekleniyor. Bizim şu an yaşadığımız eyalette %15'e denk geliyor. İki farklı tax var. Biri federal, hani Kanada devletinin, biri de eyaletin taxi. Bizimki toplamda vergisi. Bizimki toplamda %15'e geliyor. Farklı eyaletlerde farklı oranlar var. Mesela yüksek oranlı alkoller burada sadece eyaletin kendi dükkanlarında satılıyor. Yani SAQ diye dükkanlar var. Devlet alkol ürünleri satan.
Burada da mesela aldığınız içkiler devletin kendi dükkanından aldığınız için onlarda da mesela vergi yok. Ne görüyorsanız onu ödüyorsunuz. Ama X bir dükkan, X bir marketteki şarabı ya da birayı aldığınızda yine satış, satın alma vergisi gibi bir şey oluyor galiba. İşte KDV'si, katma değer ödüyorsunuz. Vergisi var. Aynen. Yemekleriyle ilgili de onun dışında yani eti çok lezzetli buranın. Eti gerçekten çok lezzetli. McDonald's'ları bile aşırı lezzetli. Evet, yani çok kıytırık hamburgercileri bile lezzetli bayağı. Yani aynen. Yani muhtemelen iklim koşullarından kaynaklı. Buradaki hayvanlar daha mı yağlılar nedir bilmiyorum. Bilmiyorum. Tavuğu kırmızı ete ve domuza nazaran daha pahalı. Çünkü yine muhtemelen burada tavuk yetiştirmek zor olsa gerek tabii, soğuk sebebiyle. Yani McDonald's'a gidip McChicken ucuzdur onu söyleyeyim diyorsunuz. Ondan sonra bakıyorsunuz ki Big Mac daha ucuz, öyle bir durum var ortada. Şey var. Buranın meyve sebzeleri konusunda bayağı geniş bir meyve sebze skalası var. Biz geçenlerde iyi de bulduk. İşte Çağla neydi? Vardı. İyi'de değildi. Çağla mı bulduk? Ben Çağla ikisine karıştırdım. Ya, İyi'de bulmadık. Çağla bulduk. Ben bir önceki çekimde de İyi'de demiştim. Olabilir. O beceremediğim yer. Aynen. Şey bulduk. Dikenli incir bulduk. Dikenli incir bulduk. Onu muhtemelen çoğunlukla bilmiyorsunuzdur. Böyle kaktüs üzerinde yetişen bir incir oldukça türü. Oldukça lezzetli bir incir değil aslında ama yani dikenli ben, incir. Hayır. Demişler. Bir incir türü Mert ya. Peki. Evet, bir incir türü. Biz yel değirmenini bu videoya koymadık tabi. Yok. Onun gibi olacak. Onun geyiği şimdi şey olacak, bambaşka olacak. Siz bilemeyeceksiniz artık asla. Artık maalesef. Orada neler neler dedim. Niye bu kanalı izliyorsunuz, ben olsam takip etmem. Tabi canım, nasıl sövdü, nasıl sövdü. Hiçbir videonun başı sonu belli değil. Kesinlikle. Şey yaptığımız bak yok. Yine boş geyiğe döndük, görüyor musun? Evet. Alışmayla ilgili başka önemli üzerine değinmemiz gereken şimdi, böcek ve böcek. Hayvanlar. Arkadaşlar şimdi burada şey yasak. Böcek ilacı kullanmak yasak. Evlerinizde değil, dışarıda. Dışarıda da değil. Yani evde de bir tek şu sıkmalı evet. Sinek ilacını kullanabiliyorsunuz. Bu duvara takılan sinekleri uzak tutan ilaçlar falan yasak hı-hı. Burada. Onun yerine daha böyle ilkel yöntemlerle böcek avlamanız gerekiyor. İşte bir bardağın içine şekerli su yap, üzerini kapat. Sinek evet. Onun içine giriyor, çıkamıyor falan gibi böyle daha... Yok şeyler de vardı mesela gerekiyor. İşte karınca ve hamam böcekleri için mesela bu bizim hani raidlerin vardı ya tabletler hani işte içine giriyor, zehirli yeme alıyor, evine götürüyor falan geyiği evet. Var ya ondan mesela var yine. Ama hani... Gaz olarak şey olanlar yok. Evet hani o gece ben bunu fişe takayım da rahat uyuyayım, sivrisinek olmasın diyebileceğiniz bir özellik yok. Onun yani, dışında hani sokaklarda şöyle, çocukların... Ben söylemek istiyorum bunu. Bir dakika, sokaklarda çocukların peşinde koşacağı sinek ilacı arabası yok Mert. Yok. Burada çocuklar nasıl büyüyor? Türkiye'dekiler de artık duman çıkarmıyor ya. Ya. Oha. Ben uzun zamandır görmedim. Oha. Ben uzun zamandır evdeyken camı kapıyı kapatayım da içeri girmesinler o dumandan kaçıp diye şey yapıyorum. Yani neyse. Etkisi var mı bilmiyorum ama. Şöyle evdeki böceklerde de yani sivrisineği ıvırı zıvırı muhtemelen bizim bünyelerimiz alışık olmadığı için abi ısırıyorlar ve şu kadar falan şişiyor ısırdıkları evet ya. Yer. Yani neyin ısırdığı çok önemli değil. Ben bir ara örümcek gibi bir şey ısırdığımdan şüphelenmiştim bacağım. Çünkü bacağım davul gibi oldu. İçi çok sertti. Üzerine basamıyordum falan. Ve yani diş izi falan görünüyordu. O gerçekten örümcek falan olabilir ama diğer o görece büyük olan ve kaşınan şeyler sanırım hep sinek ısırıyor. Sinek ısırıyor ya. Biz bünyemiz alışkın olmadığı için. Şu kadar sivrisinek var ya. Evet ya, buradaki sivrisinekler biraz steroidli. Biz hani Mert'i ilk ısırdığında ben gerçekten çok korktum. Çok korktum. Öleceğim zaten. Yani, bacağımı kesecekler. Hani, şimdi normalde bilimsel kısmımıza girelim. Normalde sivrisinekler ısırdığında şişmesinin sebebi aslında hepimizin bir noktada alerjik olmamız. Diye okudum Wikipedia'da, doğru mu bilmiyorum. Evet, lazım ben de bilmiyorum. Şimdi hani buradaki sivrisineğin türü farklı olabilir. Ona vücudumuz bu kadar alışık olmadığı için, öbür türün, öbür şeye ne kadar alışık olmadığımız için daha fazla tepki göstermiş olabilir. Ama ondan sonraki sivrisinek ısırıklarında yavaş yavaş daha normalleşmeye başladı. Yine daha büyük şişikler ama en azından hani bacağımın şurasında sivrisinek ısırığı var. O yüzden bacağıma basamıyorum durumları yaşamadık en yerden azından. Yerden basamıyordum yani. Evet, o kadar yani hani... Ve bacağım yerden şöyleydi yani. Evet, bayağı kötü şişmişti. Neyse ki hani çok bir yazı şey atlattık. Aynen, önümüzde bir kış atlattık. Var şimdi. Onun dışında böcekler konusunda evde hayatımda hiç görmediğim kadar fazla örümcek gördüm ben. Evet, çok fazla örümcek var. Hatta şöyle yani
kesinlikle sokaklarda ilaçlama yapmıyorlar. İlaçlama yapmadıkları için her tarafta böcekler, hayvanlar falan geziyorlar çok doğal olarak. Yani her sabah mesela kalktığımda arabanın üstü komple böyle örümcek ağı oluyor. Önce onları bir temizliyorsun. Özellikle yan aynamızda bir örümcek yaşıyor. Ve o örümcek her sabah mutlaka yeni ağını şey yapmış, örmüş. Gerçekten orada birkaç yemek şey yapmış oluyor, yakalamış oluyor. Mesela arkadaşlarımızın can atını var. Evet, arkadaşlarımızın evinde bir adet can atını var örümcek. O ölü bir örümcek ama hani... Kimse de almaya şey yapamıyor, teşebbüs edemiyor. Cesaret edemiyor çünkü hani can atın gerçekten isminin hakkını veriyor. Hani ona can diyemezsin. Hani can at ona yani. Can atın diyeceksin ona. Can bayağı büyük yani. Bayağı büyük bir şey. Yani... Böceklere alıştık ama bence yine de. Yani çoğuna. Ben biraz daha alıştım ama hala mesela ne bileyim hamam böceği vesaire görsem çığlık atarım. Atıyorsun evet. Şu daha hamam böceği görmedik evde. Ya küçük böyle kabuklu şeylere de atıyorsun ya. Yani. Evet atıyorum. Hamam böceği olmasa. Ama mesela uğur böceklerine okeyim çünkü uğur böcekleri güzel görünen böcekler. Böyle ayırıyorum böcekleri. Aynen. Bacakları uzunlar, kabuklular ve uğur böcekleri. Yusufçuk istilası vardı. Neyse ki evde değillerdi. Sadece... her yerin camındalardı. Hani gerçekten evet, yani her yerin camındalardı. Arabaya biniyorsun böyle üstü Yusufçuk kapalı. Eve gireceksin kapı Yusufçuklarla kapalı falan. Tamam. Ama iyi yanı vardı. Yusufçuluklar geldi. Yusufçuluk. Yusufçuklar geldikten sonra şeyler gitti. Sivrisinekler gitti. Evet. Doğa kendi kendine güzel bir evrime çevirme durumu yapıyor. Onun dışında ben doğal hayatı burada şey açısından çok seviyorum. Evden dışarı adımımızı attığımızda sincap görmek beni çok mutlu ediyor. Ya sincaplar çok tatlı. Her yerde sincap var. Milletin kedileri var. Kediler sokakta gezip eve giriyorlar tekrar falan. Böyle enteresan. Sokak köpeği gibi insanlar dışarıda besliyorlar kedilerini. 2-3 tane tilkisi var arada gezen. Aynen. İnsanlar böyle bugün tilki nerede falan diye Facebook'taki mahalle grubumuza yazıyorlar böyle eğlencesine. Onun dışında bir gün şey gördük. Kokarca gördük. Kokarcadan bayağı tırstık çünkü hani dobuşuk da bir şeydi. Yani gerçekten. İnsan sevesi geliyor ama yani sevilmesi gereken bir hayvan değil yalnız. Ama kokarca üzerinize ısıtırırsa nasıl kurtulacağınızı falan da öğrendik. Ama kullanmaya neyse ki henüz ihtiyacımız olmadı. Ama çok tatlı gözüküyor ya. Çok sevimli gerçekten. Gerçekten çok sevimli. Hani şey gibi Garfield'ın böyle şey düşünün. Birazcık basık böyle yanları doğru daha geniş gibi. Böyle geliyor gibi. Üzeri böyle grili beyazlı ve beyaz çizgisi falan da vardı. Pıtı 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 gidiyordu, çok tatlıydı. Tavşan falan da gördük burada bizim tren istasyonunun orada ama onu daha sonra galiba tilki yemiş. Ben de mahalle grubundan öğrendim. Tilkinin ağzında şey var falan diye insanlar paylaşmışlar. Tilkiyi gördüm. Geçen gün ağzında işte tavşan vardı galiba tren istasyonundakini yemiş falan diye konuşuyorlardı hatta. İnsanlar tabii normalleştiriyor olması da. Yani hani sonuçta o tilki de buraya yemek bulmaya geliyor. Senin kedini yese daha mı iyi? Aynen var. Gerçi buradaki kediler, ev kedileri, tilkileri kovuyorlar. Biraz iriceler yine. Aynen. Ortama ayak uydurmuş duranlar da şişkolar. Hala onun dışında Kanada'nın rakun görmedik güzel. Hala. Rakun belli başlı yerlerde varmış çünkü işte. Evet. Daha gidemeyeceğiz bir sonraki yaz artık orada. Evet. Buranın insanları çok yakışıklı ve çok güzeller arkadaşlar. Çok mutsuzum. Yani özellikle yerlisinden bahsediyorum. Bizim gibi göç etmiş olanlardan değil de. Böyle 4-5 en az 6 nesildir falan Kanadalı olan insanlar. Gerçekten çok yakışıklı ve çok güzeller. Biraz üzücü yani. Yani bilmiyorum şu anda ayırt edemedim ya. Bobby mesela yakışıklı bir adam. Yani. Oha. Adam Orlando Bloom'a benziyor. Bir tık daha sarısı. Bobby bence çok cılız ya. Ya cılız. Ben biraz daha seni yüzü yakışıklı anlamında. Kanada'da benim gibi insan çok yok. Genelde fizikleri düzgün insanlar böyle. Evet o yüzden sevmedim. Çok göbekli insan yok yani. Nasıl yürüdüm sana? Gidin sesimi de. Galiba gidin sesiydi. Arkadaşlar gidin sesimizi de duyduğumuza göre bir videonun daha sonuna geldik. Hiçbir gerçekten şey bitirdik mi? Ya bitirelim, çok da uzadı bir yandan. Çok kaç oldu. Dakika oldu acaba? Çok dakika oldu. Biz buraya geldiğimizde saat 11 falan da sanırım. Şu an yani. Saat 1. 1:10 geçiyor. Bu kadar beceremedik ki yani. Neyse yani. Artık hafta sonu boyunca. Yani aynen hani bu konularda konuşmaya da başladığımıza göre. Aynen. Sorularınız varsa yine. Son kez dışarıda çekimimiz olabilir. Tabii büyük ihtimalle. Son. Şimdi bir de yürürken bir Cüneyt Özdemir çekişi yaparız. Nasıl yapacağız onu? Sen hiç mi Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalını izlemiyorsun? Ya ben çok izlemiyorum evet. Çünkü Cüneyt Özdemir'in gülüşleri seni korkutuyor değil mi? Evet ya. Ver bana gülüşlerini ama Cüneyt Özdemir kendi kendine çok eğlenen bir insan, o yüzden çok gülüyor. O da şöyle yapıyor.
bir adet selfie çubuğuna telefon takıp bir yandan yürüyüp bir yandan videosunu çekiyor. Ha, okay. Ben seviyorum onu çünkü o da New York'ta yaşıyor yanılmıyorsam. New York'u da görme fırsatımız oluyor. Şu an belki bir yapabilirsek mesela ikinci bir içerik çekeriz burada. Onu da bir sonraki hafta veririz. Ben insanlar çok geziyoruz zaten. Evet. Çok farklı. Arada böyle geğirmeyi de sıkıştım. Şey gibi geldi oldu ya, Bülent Ersoy'un bir tane öyle videosu var ya. Popstar mı, Türkistar mı, öyle bir şey vardı. Ha, gaz çıkarıyor. Gaz çıkarıyordu. Evet ya. O videosu geldi aklıma. Sen gerçekten gaz Bülent mı çıkartıyor oldu, yoksa koltuktan mı geliyor onu da bilmeden. Şimdi sen böyle yaparken ya koltuktan ses gelseydi. Gaz diye. Aynen. Neyse. Arkadaşlar sonunda bu videonun sonuna geleceğiz inşallah. Şöyle. Ben hala söyleyeyim. Bir sus be kadın. Bir sus, şunu bitirelim insanların. Hayır zaman... ya ben de onu söyleyecektim. Hayır, ben az önce bir şey söylemeye çalışıyordum ve sen geğirerek beni bırakmıştın. Sen de geğir o zaman. Ne yani? İlla bunu şey yapacağım. Ben sessiz geğiriyorum. Hayır, ortamda soğumaya başladı. Evet gerçekten. Ya çok üşüdüm ben. Az önce şey diyorum. T-shirtle de otururum ben diyorum. Şey. Neyse. Bir videonun daha sonunda geldi. Şimdi oturursun. Kendi bütün videona. Allah Allah ya. O zaman arkadaşlar, eğer bu konularda bize daha fazla sormak istediğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa sorun, biz de cevaplayalım ama bundan sonra evde cevaplayacağız büyük ihtimal çünkü şu an çok üşüdüm. Yani de görmüyor, cevaplayamıyoruz da o yüzden. Aynen. Çok da zor sorular. Aynen, sormayın. Çok zor şeyler sormayın. Hani yorumlara yazarsanız yatırım tavsiyesi değiliz. Totalde 5'er yorum aldığımız için her videoya yorum yazmanız yeterli. Twitter'dan falan DM ile yürümenize hiç gerek yok. Ya Instagram'dan falan da yazarsanız olur. Oralardan da takip edin bizi ya. Hiç takipçimiz yok Instagram'da. Yani Instagram'da takipçimiz yok. Hayır, yok, güzel şeyler paylaşıyoruz bazen. Aynen. Genelde ben mesela sadece koyduğumuz YouTube videolarının kapaklarını paylaşıyorum. Ama güzel paylaşıyoruz. Aynen. Çok güzel paylaşıyoruz saatine orada. Saatine falan çok dikkat ediyoruz. Bitirelim mi? Bitirelim o zaman. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.